Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Haberler merhaba. 28 numaralı üniteye geçiyorum arkadaşlarım. Hemen ilk 4 köşe taşını gömelim istiyorum. Sonra 4-4 gideceğiz bu şekilde dostlar. Permütasyon kombinasyonu geçmişiz arkadaşlarım bu videomuzla. Bakalım şöyle nasıl sorular varmış. Birinci köşe taşında. Evet, odaklanma sorununu bir çözelim şöyle. Tamamdır dostlarım. Burada faktöriyellerle işlem yapmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Bunu zaten yine görmüştük kardeşlerim. Birinci kitabımızda da çıkmıştı. O yüzden hızlı hızlı yapalım isterseniz. Şuraya bakalım. 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel de 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'dır. Topladım 8, 9 faktöriyel geldi burası bakın. Parantezin içi 9, bir de yanında faktöriyel var. 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel de aşağıda var. Şimdi yukarıya bir açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyele kadar açtım. 8 faktöriyeli de 8 çarpı 7 faktöriyele kadar açtık. Bölü 7 faktöriyel. Dedik ki bunların en küçüğüne kadar açın arkadaşlar. En küçük sayımız 7 ya. Hepsini 7 faktöriyele kadar açtım. Şimdi şu üst tarafında ikisinde de 7 faktöriyel var. Burada 9 çarpı 8'den 8 kere 9 72 kalır. Artı bir de 8 var burada. 7 faktöriyelleri aldım. Kalanları parantezin içinde topladım. Böyle 7 faktöriyel de aşağıda. 7 faktöriyeller gitti. 80 geldi. 72 ile 8'in toplamı. Hemen şuna bakıyorum. Mesela hangi faktöriyeli alalım? 11 var en küçük. 11 faktöriyele kadar açacağım hepsini. 12 faktöriyel 12 çarpı 11 faktöriyeldir. Artı 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyeldir. Artı 14 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyeldir. Bölü 11 faktöriyel de burada var. Bir de yanında çarpı 14 varmış dostlarım. Şimdi hepsini 11 faktöriyel parantezine bir alalım. Bunda sadece 12 kalır. Artı 13 çarpı 12 kalır. Artı 14 çarpı 13 çarpı 12 de burada kaldı. Bölü aşağıda 11 faktöriyel var. Çarpı bir de 14 var dostlarım. Hemen 11 faktöriyelleri götürdük. Şimdi geri kalalım. Şunlara düzenlemeye çalışalım. Parantezin içine. Bakın hepsinde 12 var arkadaşlar. O zaman 12 parantezine alayım ben bir burayı. Şurada 1 kaldı. Artı. Şurada 13 kaldı. Artı. Burada da 13 çarpı 14 kaldı. Bölü. Aşağıda da 14 kaldı sadece. Şimdi şunların ikisinin toplamı 14. Bir tane 14 burada. 13 tane 14 de burada. Toplam 14 tane 14 yaptım arkadaşlarım. Yani şöyle oldu. 12 çarpı 14 tane 14. Bölü 14 de aşağıda var. Şunlar gitti. Sonuç neymiş? 12 çarpı 14'müş arkadaşlarım. Soru 8'li bir şey olacak çarptığımda. Zaten bir tek Ceyhan'da var 8'li bir şey. Evet, geldik buna. 3 numaraya. Bakalım bu ne diyor? Şimdi burada da sayılar yok, harf var. En küçüğü hangisi? En eksi 2'dir en küçüğü. O zaman hepsini en eksi 2'ye kadar açalım. Bakın en faktöriyel demek en çarpı en eksi 1 çarpı en eksi 2 demek. 3 defa açtım. En eksi 2 faktöriyele kadar geldim. Artı en eksi 1 demek en eksi 1 çarpı en eksi 2 faktöriyel demektir. Bölü dostlarım. En faktöriyeli tekrar açıyorum. En çarpı en eksi 1 çarpı en eksi 2 faktöriyel eksi 2 çarpı en eksi 2 faktöriyel de buradan geldi. Hadi şimdi hepsini en eksi 2 faktöriyel parantezine alalım. En eksi 2 faktöriyel parantezinde. En çarpı en eksi 1 buradan geliyor. En çarpı en eksi 1. Artı bir tek en eksi 1 de buradan geldi. Bölü şurayı en eksi 2 parantezine alırsak en eksi 2 faktöriyel parantezinde en çarpı en eksi 1 eksi 2 de buradan geliyor arkadaşlar. En eksi 2'yi aldım, 2 kaldı. Şunlar gitti dostlar.
Ne kaldı? Eşitmiş bu da 6 bölü 5'e. Ne kaldı şimdi elimizde? N çarpı n eksi 1 artı n eksi 1. N çarpı n eksi 1 eksi 2 gibi bir sayı kaldı. Hadi isterseniz üst tarafı bir düzenleyelim ilk önce. Şöyle yapıyorum bakın. N'i içeriye dağıtıyorum. N kare eksi n geliyor. N kare eksi n artı n eksi 1 artı n eksi 1 bölü. N kare içeriye dağıtalım. N kare eksi n eksi 2 de buradan geldi. Şu eksi n ile artı n götürdü birbirini. İçler dışlar yapalım. 6 ile buraya çarpalım. 6 n kare eksi 6 n eksi 12 eşittir. 5 ile burayı çarpalım. 5 n kare eksi 5. 5 n kareyi bu tarafa alırsak bir tane n kare kalır. Eksi 6 n var. Eksi 5 buraya gelirse artı 7 olarak da yok. Eksi 7 olarak da burası düzenlenir. Eksi 5 buraya artı 5 geldi. Eksi 7. Eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. Eksi 7'ye 1 diye ayıralım. N eşittir ya 7, N eşittir ya da eksi 1 çıkacak. Eksi 1 olmaz arkadaşlarım. 7 gelecek. Üçüncü sorumuzun cevabı Bursa çıktı. Hadi şu 4 numaraya bakalım hemen. N küçükleri N eksi 1. O yüzden N eksi 1 parantezine kadar, N eksi 1 faktöriyele kadar açacağım bunları. N artı 1'i şöyle yazacağız arkadaşlarım. N artı 1 çarpı 1 eksilttim N. Çarpı 1 daha eksilttim N eksi 1 faktöriyel. Eksi 2 çarpı N eksi 1 faktöriyel. Bölü N faktöriyeli açalım. N çarpı N eksi 1 faktöriyel. Eksi bir de N eksi 1 faktöriyel burada var. Şimdi eşittir diyelim. N eksi 1 faktöriyel parantezinde yazalım bunları. Şuradan n eksi 1'i alırsam n çarpı n artı 1 kalır. N çarpı n artı 1. Buradan n eksi 1'i alırsam bir tek eksi 2 kaldı. Bölü. Şuradan n eksi 1'i alırsak bir tek n kaldı. N eksi 1 faktöriyel parantezinde bir tek n. Burada da n eksi 1 faktöriyel alırsam yanında 1 vardır çarpım durumunda. Eksi 1 kaldı. Peki şunlara bay bay diyelim. Geriye bakın şimdi neler kalıyor. Şöyle n çarpı n artı 1 düzenlersek onu n kare artı n eksi 2 kaldı bölü n eksi 1 de burada kaldı dostlarım. Hadi yukarıyı bir çarpanlara ayıralım. 2'ye eksi 1 diye ayıralım. O zaman n artı 2'ye n eksi 1 diye ayrılır bölü n eksi 1 de aşağıda var. N eksi 1'ler de gitti dostlarım. Geriye bir tek n artı 2 kaldı goberler. Evet birinci köşe taşını gömdük. Hemen geldik 2 numaraya. Şu alttaki kağıdımız da biraz oynuyor arkadaşlarım. Arada onu da düzeltmeye çalışacağım. Şöyle bantlarla yapıştırdım ama biraz daha sağlamlaştırayım. Evet. Şimdi geldik permütasyon işlemine. P harfi permütasyon işlemini simgeliyor arkadaşlarım. Bakın permütasyonun uzun yollu yazılışı şu. N'in birli permütasyonudur bu dostlarım. Yukarıya birincinin faktöriyelini açıyorsunuz. N faktöriyel bölü aşağıya da N eksi 1 yazıyoruz dostlarım. N eksi 1 yani soldakinden sağdakini çıkartıp N eksi 1 faktöriyel yazıyoruz. Şimdi düzenlersem bunu da N çarpı N eksi 1 çarpı nokta nokta gidiyor. Ben N eksi 1 faktöriyelde bırakıp aşağıda da N eksi 1 faktöriyel var. Bunlar gitti. Geriye bir tek n kaldı. Yani şu birinci işlemin sonucu n. Şimdi biz bunu tabii böyle her seferinde uzun uzun yapmayacağız arkadaşlarım. Bunu şöyle söyleyeceğiz. Bu şu demektir. Hani normalde n faktöriyel nasıl yazılır? N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3 çarpı diye 1'e kadar yazılır. Yanında 1 olması şu anlama geliyor. N faktöriyeli bir defa aç. N faktöriyeli bir defa açarsam sadece n gelir. Bak bir defa açtım, iki defa, üç defa açmış gibi düşün. O zaman buradan sadece n geldi. Artı n'in ikilisi ne demek? N faktöriyeli iki defa aç demek. Yani bir n, bir de n eksi bir diye açtım. Şuraya kadar açmışım o arkadaşlarım şu ikisini. Eşittir 225. Hadi düzenleyelim şimdi bundan sonrasını.
n burada dursun, artı n kare eksi n eşittir 225. Eksi n ile artı n gitti. N kare 225 ise n 15 çıktı dostlar. Hadi bakın bir tane daha var şimdi. Burada ne diyor? X faktöriyeli 4 defa aç. X 1, x eksi 1 2, x eksi 2 3, x eksi 3 4, 1 2 3 4 defa yan yana çarptım. Eşittir 56 çarpı x faktöriyeli 2 defa aç diyor. X çarpı x eksi 1 2 defa açtım. X ile x, x eksi 1 ile x eksi 1 bay bay. Ne kaldı geriye? X eksi 2 çarpı x eksi 3 eşittir 56. Bak bunu hemen dağıtmayın içeriye. 56 öyle iki sayının çarpımı ki biri diğerinden bir eksik. 7 ile 8 olmaz mı arkadaşlarım bunlar? Demek ki 7 ile 8 olacak. Biri 7, biri 8 olacak kardeşlerim. Tabii ki buna 7 diyelim, bu daha küçük. Buna da 8 diyelim, bu daha büyük. Peki buranın 8 olması için x'e kaç vermeliyim? 10. Hadi x'i bulduk, geldik buraya. Üçüncü sorumuza bakıyoruz şimdi. N'in üçlü permütasyonu var, bir de n'in ikili permütasyonu var. Şimdi n'in üçlüsünü açıyorum. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 eşittir 14 çarpı n çarpı n eksi 1. Bunu 3 defa, bunu da 2 defa açtım. N eksi 1 ile n eksi 1, n ile de n gitti. N eksi 2 14, n eşittir 16 çıktı goberler. Hadi şuna bakalım. Olduğuna göre n, en çok kaç olabilir diye sormuş dostlarım. N, burada en çok 30 olabilir arkadaşlar. Şuradaki sayı kaçsa o olmalıdır ki, hani 30'u işte 30 yazarsanız buraya, 30'u kaç defa aç derse desin değil mi? Açarız, 30 çıkartırız. 30'u 29'lusu dersin mesela. 30'u 29 defa açarsın. 30'un birlisi derse 30'u bir defa açarsın kardeşim ve 30 bulursun sonucu. Burası en fazla 30 olur ama mesela 42 dese 42'nin yanına kaç yazarsa yazsın 30 çıkmıyor sonuç kardeşim. İşte şu kadar aç, bu kadar aç de mesela 1 yazsan buraya 42 gelir sadece, olmaz. 2 yazsan 42 çarpı 41 olur, yine olmaz. 30 olacak dostlarım en fazla diyebiliriz. Evet, 2 numarayı da gördük. Hemen 3'ü aldık. Şöyle odaklanma muhabbetine de bakalım biz. Evet, birinci sorumuz. Bu sefer hem permütasyon hem kombinasyon devrede kardeşlerim. İkisi bir arada. Bakalım burada neler yapacağız görelim. Şimdi permütasyonu biliyorum. N'i 2 defa aç demekti bu. N çarpı N eksi 1 diye açtım. Eşittir. Şimdi 4 çarpı kombinasyon var. Kombinasyon da şu demek kardeşim. N'i bir defa aç N ama aşağıya bir faktöriyeli de yaz demektir. Buraya da bir faktöriyel bir olacağı için yazmıyorum artık onu. Bak şurada daha iyi anlayacaksın. Artı, şimdi n'in ikilisi. N'i iki defa aç. Yani n çarpı n eksi bir yaz. Ama aşağıya da iki faktöriyel. Yani ikiyi de yaz diyor. İşte budur dostlarım olay. Şimdi burada bakın her terimde n olduğu için n parantezine aldığımda bu n'ler buradaki n'le sadeleşecek. Şimdi düzenleyelim tekrardan. Burada 4 kaldı dostlarım. Hatta bu 4'ü bu tarafa atalım. Eksi 4 olarak gelecek. N eksi 5 eşittir. N eksi 1 bölü 2. 2 ile burayı çarpalım. 2N eksi 10 olur. Burada da eşittir. N eksi 1 var. Küçük 1'i buraya alalım. N. Eksi 10'u buraya atalım. Artı 10 diye geçti. 9. N eşittir. 9 çıktı dostlar diyelim. 2 numaradayız. Bakın burada kombinasyonun güzel bir özelliği vurgulanmış arkadaşlar. Şimdi kombinasyon n'in r'lisi. C n'in r'lisi demek arkadaşlarım. Bunu sen eğer tüm kombinasyonlarını açıp da toplarsan bak 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi hepsini toplamış. 3, 4, 5, 6'ya kadar gelmiş. İşte bunların hepsinin toplamı aslında 6 elemanlı bir kümenin 6 elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısına eşittir. Yani 2 üzeri 6'dır diyebilirim dostlarım. Cevap 64'tür diyebilirsiniz arkadaşlar.
Hadi şuna gelelim. Diyor ki permütasyon 5'in ikilisi. Yani 5 faktöreli 2 defa aç 5 çarpı 4. Eksi. Kombinasyon 5'in ikilisi ne demekti? 5'i 2 defa aç 5 çarpı 4 ama bölü 2 faktöreli de unutma demekti. 5 kere 4 20. 5 kere 4 20 bölü 2'den 10. 20 eksi 10 10 yaptı dostlarım. Hemen şurada güzel bir özellik öğrenelim. Bakın iki tane kombinasyon eşit. Ve üst taraflarda eşit verilmiş gördüğünüz üzere arkadaşlarım bu şu demektir. Alttakilerin toplamı şu bir tanesine eşittir. 9'a eşittir demek dostlar. Yani x artı 4 ile 2x artı 2'nin toplamı 9'dur diyebilirsiniz kardeşlerim. Hemen 9'a eşitliyoruz bunları arkadaşlarım. Eşitleyelim. Ne geliyor burada? X geliyor. 2'yi bu tarafa 2 yok 3x geliyor pardon. 4 ile 2'nin toplamı 6. 6'yı da bu tarafa atalım. 3 kaldı. X eşittir 1 çıktı. Bak bu birinci durum. Neymiş? İki kombinasyon eşitse 1. Ya alttakilerin toplamı üstte eşittir. Ya da ne bir seçeneğimiz kaldı? Alttakiler direkt birbirine eşittir değil mi dostlarım? Yani x artı 4 eşittir. 2x artı 2 olsa işte mesela 5 5 olsa 9'un 5'lisi 9'un 5'lisi. Tabii ki eşittir birbirine. O zaman buradan da x eşittir 2 geldi. Bize de ikisinin toplamını, köklerin toplamını soruyor. 3'ü işaretledim dostum. Evet çevirdik. 4 numaralı soruya. Diyor ki A kentinden B kentine 6 farklı, B kentinden C kentine ise 3 farklı yoldan gidilebilmektedir. A'dan C'ye gideceksin, B'den geçmek koşuluyla kaç farklı değişik biçimde gidilebilir? Dostlar kısaca 6 çarpı 3 deyin. Cevap C. Bunu da şöyle açıklayayım ben size. İlk soruda açıklayayım da gerisinde açıklama yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi bak A'dan C'ye gideceksin ama arada bir B var B'ye uğrayacak. B'ye gitmek için 6 farklı seçeneğim var dostum. Şöyle 6 farklı yol var. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bu yol olsun 6. B'den de C'ye gitmek için 3. 1, 2, 3 seçeneğim de burada varmış dostlarım. Şimdi ben A'dan gidiyorum. Buradan gidip de gitmek istesem B'ye uğrayacağım. Kaç seçeneğim vardı? 6. Seçeneklerin çarpımını bulacaksınız kardeşlerim. Olayın özü bu. Seçeneklerini çarp. A'dan B'ye kaç seçeneğim var? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 seçenek. B'den C'ye 3. Çarpıyorum 18 diyorum. Ama olayın da özü şu. Şimdi birinci 18 farklı yolda gidebilirim ya bak birinci yolu buluyorum. En üstteki yolu kullandım B'ye geldim. Şimdi B'den de bu yolu kullanırsam bir şekilde gitmiş olurum. Tekrar geldim bu yolu kullanırsam 2. Tekrar en üstteki en alttaki 3. Bak bu yolu kullanıp da B'ye geldim. B'den sonra da ya bunu ya bunu ya bunu kullanıp C'ye gittim. Yani sadece bu yol için 3 seçeneğim oldu. Şimdi bu 3 seçenek oldu. Bir de ikinci yolu deneyeyim. Buradan seçtim diyorum B'ye geldim. Şimdi buradan sonra ya bu ya bu ya bunu seçerek gideceğim. 3 seçenek de buradan geliyor ikinci yol için. 3 de burada. 3 bunun için 3 3 3 6 kere 3 çıkıyor dostlarım 18. Geldik 2'ye. Pencereden girip kapıdan çıkma alışkanlığı olan bir hırsız. Oh. 12 penceresi, 3 kapısı olan bir köşkü soymak için plan yapıyor. Dostum bak şimdi. 12 pencere var. Şimdi pencereler, kapılar, çıkış. Diyor ki pencereden 12 farklı pencere var burada. 12 farklı. 3 tane de kapı var. 3 taneymiş pardon. Aynı üstteki soru gibi. 12 seçenek burada, 3 seçenek burada var. Kaç değişik plan yapılır? Birinci planda şu olur mesela. Birinci yolu giderim, gelirim kapıya. Kapıdan da 3 çıkışım var değil mi? 3 farklı seçenek var. 3 buradan, 3 bunun için, 3, 3, 3, 3, 3. Hepsi için 3 farklı seçeneğim var. 12 çarpı 3'ten 36 farklı yolla plan yapılabilir. 12 kız ve 8 erkekten oluşan bir kulüpte. Erkeklerden bir başkan, kızlardan bir başkan yardımcısı seçilecektir. Bu seçim kaç değişik şekilde sonuçlanabilir diye bir soru sormuş arkadaşlarım.
96 farklı yolla, değil mi? Artık alıştık 12 çarpı 8'den 96. Yani bunu şöyle de açıklayalım. Şimdi 12 tane kız var kardeşim. Başkan seçeceksiniz. 12 kızdan kaç farklı seçim yapabilirim diye sorun. 12 tane kız varsa 12 kız, her birini seçme ihtimalim var. Her birini seçebilirim ben. O zaman 12 farklı seçim yapabilirim burada. Kızlar için 12, başkan yardımcısı için de 8 seçeneğim var. 12 çarpı 8'den 96'dır dedim. Seçimleri çarpacağız, unutmayın. Bir hastanedeki A binasında 5, B binasında 7 kapı vardır. Bir doktor A'dan çıkıp B'ye gidecektir. Kaç değişik şekilde gidebilir diye soruyor. 5 çarpı 7 dedik, 35 dedik dostlar. Buraları çok önemsemeyin arkadaşlar. Hani buralar biraz ısınma gibi bir şey. Çok çok aman aman önemli yerler değildi bu kısımlar. Daha ileride daha güzel sorular gelecek inşallah. Sınavda çıkma ihtimali olan sorular çıkar karşımıza. Hadi bakalım, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.